Ne meydan okuyorum? Şu şişeyi. Vay! Şu elimde gördüğümüz şişeyi bütün öğrenciler ve öğretmenler çok yakinen tanırlar. Atıyoruz. Hayır. Ya ben niye bunu yapamıyorum? Hepinize merhaba. Ben sosyal bilgiler öğretmeni Rıdvan Dişli. Hatta Rıdvan Dişli YouTube kanalının da sahibi. Kören de zannedecek diyecek ki büyük şirketlerin sahibiymiş gibi. Her neyse. Şöyle ifade edeyim. Okulların kapandığı 13-14 artık sayamıyorum. Bayağı bir zaman oldu. Ve biz de evde oturmaktan ne yapacağımızı şaşırır durumdayız. Şöyle geçmiş şöyle bir oturdum ve düşündüm. Dedim ki ya okul varken hani bizi mutlu eden anlar, üzüldüğümüz, şaşırdığımız, sinirlendiğimiz anları düşündüm. Sonra aklıma ne geldi? Şimdi birazdan gösteriyorum. Şu elimdeki şişeyi bütün öğretmen ve öğrenciler çok yakınlarını tanırlar. Çünkü bu şişe öğrencilerin vazgeçilmezidir. Öğretmenlerin de sinir katsayısını arttıran materyallerden biridir. Neden diyeceksiniz? Onun şu sesi ders anlatırken duyduğunuzda sinir sahibi olursunuz. Ve özellikle öğrencilerin bu su şişelerini alıp olmadı. Hayır. Bir dakika. Bunu da bir yapabilsem. Peki şunu söyleyeyim. Özellikle bu hareketi yani her an yapıyorlar. Yanlışlıkla ders bitip sınıfta şöyle bir 10 dakika durup işlerimi halledeyim desen sınıfta duramazsın, kaçasın gelir. Çünkü bütün öğrenciler ne yapar? Bunu yapar. Hatta şey var, sınıfımda 2 metre yüksekte hoparlörlerim var. Emin olun karşıdan atıp onu dik getirmeyi başarabilecek kabiliyete sahip öğrencilerim var. Çok da güzel yapıyorlar. Hatta bunu oyun haline getiriyorlar. Ve sonra bakıyorsun, diyorsun ki o gün için kızdığın, sinirlendiğin şeyler aslında hepsinin çok güzel olduğunu fark ediyorsun. Diyorsun ki keşke sağlıklı olun, sıhhatli olun, okulda olun, yine eski gürültüyü yapın. Sizleri çok çok fazlasıyla özledim. Ve diyorum ki bugün hatta bir güzellik yapalım. Diyorum ki hepinize meydan okuyorum. Evet, evdeyiz, boşuz. O zaman diyoruz ki hepimiz şunu en az atıyoruz. Hayır. Ya ben niye bunu yapamıyorum? Dur. Aa, özür. Dur. Neden yapamadığımı söyleyeceğim şimdi. Bir dakika dur. Okulda da bir kere yapmaya çalıştığımda öğrencim geldi dedi ki hocam bu su bu kadar doluyken o durmaz dedi. Yapmanız gereken bir şey var dedi. Bu suyu içmeniz lazım. Evet. Belli bir miktar olması gerekir. Ondan sonra bunu... Hayır. Öğrenciler daha yetenekli yemin ediyorum. Önce geç çocuğum. Gel oğlum gel. Şimdi oğlum var. Evet, o da 5'e gidiyor. Hatta derslerine giriyorum. Ona da kızmışlığım vardır değil mi? Su şişesinden dolayı. Hadi oğlum yap bakayım. Oley! Evet. Babasından daha yetenekli olduğu kesin. Şaka olur. Evet, o zaman diyoruz ki hep birlikte gelin. Hepinize meydan okuyorum. Öğretmenlere, öğrencilere ve aynı videoyu sizden de bekliyorum. Buradan öğretmen arkadaşlarıma, Paris Ortaokulu ve tüm öğrencilerime, sadece onlarla sınırlı değil, Türkiye'deki bütün öğrencilere selam yolluyorum. Rabbim sağlıktan yana sıkıntı vermesin ve en kısa zamanda okullarımıza geri dönüp eğitimimize devam edelim. Ve ne diyoruz? Meydan okumayı yapıyoruz. Videolarınızı bekliyorum. Bunu başaracağım ama. Hayır. Bir dakika. 1-2 İşte bu. Zorla da olsa yaptım. Hepinizi bekliyorum. Çocuklar, diyoruz ki
herkesi meydan okumaya davet ediyorum. Gelin. Nasıl olsa zamanımız var. Ve bu şişeleri atıyoruz. Bir video çekiyorsunuz. Hatta Rıdvan Dişli Instagram adresini yollayabilirsiniz. Hepinizden bunu bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Çünkü bir ay sonra okulda beraber buluşacağız. Ve keyifli dakikalarla ders işleyeceğiz. Abone olmayı da unutmayın. Burada yaparsanız sevinirim.